Efendimizin bazı hadis-i şerifleri var buna dair. Resul-i Ekrem zamanında da yani kadınlar böyle ata binmeler, üzerinde kadın mahfili olmayan deveye binmeler ancak erkeğinin arkasında olaraktan bunlar cereyan etmiş. Kadınların deveye binmesi üzerinde mahfili olarak oluyordu. Yani devenin üzerinde oda gibi böyle bir şey o şekilde biniyordu. Bu şekilde gösterilmiş yol yani. Kadının araba sürmesi erkeği varken hoş görülmüyor. Neden? Şimdi bunu tabii bu zaman insana nasıl anlatacaksın? Çünkü hani bu bir haya meselesi. Bu bir edep meselesi. Direkt göz önünde İslam bulunmanı hoş görmüyor senin. Sen hep korumalı bir yerde, korunaklı bir yerde olacaksın. Rahatında olacaksın. Kelebek gibi narin, nazik bir varlık olduğun için karşıdan gelebilecek bir saldırı, bir ters bakış bunlardan hep muhafaza altında olman gerekiyor. Onun için yürürken bile, tabii bir de kocana karşı edepli olman gerekiyor. Yürürken bile edep olarak sünnetin bize öğrettiği kadının kocasından bir adım geriden gelmesidir. Arabasında da direkt göz önünde bulunmaktansa arkada oturması, tabii siyahtır camlar görünmüyordur ayrı bir konu da arkada oturması daha edebe uygundur yani önde oturmasından. Direkt göz önünde istemiyor yani İslam'ın edebi ve adabı. Hani daha önce sohbetlerde de buna dile getirdik. Hazreti Fatıma'ya sordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın için en hayırlısı nedir? Ne dedi Hazreti Fatıma cevaben? Cennet kadınların efendisi. Ne kendisi başkasını görsün ne başkası onu görsün dedi. Ha bu edebe riayet etmek İslam'ın fıtratıdır dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bunun yanında kadının kocası şehir dışında çalışıyor. Veyahut da yurt dışında adam büyük işler yapıyor devamlı yurt dışında. 2 haftada bir geliyor. Veyahut da umreci diyelim. Umreye gidiyor adam 15 gün gelmiyor. E bu kadın hele hele İstanbul gibi bir yerde otobüse binip ya ne olacağı binince ne olup inince ne olacağı belli olmayan o kadar karışık olan bir nizamda otobüse gidip bir yere gitmesindense veyahut dolmuşa binip yani böyle sıkıntılı bir yerlerde kendi arabasıyla gitmesi daha iyi tabii ki yani böyle bir durumda. Onun için başında kocası olmayan kadının durumları da varsa tabii bunu da hani böyle şey yapmadan suyu istimal etmeden mecburiyeti olur gitmesi gereken yerlere. Çarşı pazarda kocası yok yani hani böyle gereksiz dolaşmalar değil de alışveriş yapması gerekiyordur. İşte akrabasına gitmesi gerekiyordur. Çocukların bir işleri vardır onları görmesi gerekiyordur. Ve böyle bir durumda otobüsler de gideceğine kendi arabasında daha muhafazalıdır yani. Aynen devenin üstündeki kadın mahfilinin içindeki bir insanmış hükmünde olur. Güzel olur yani. Ama kocası varken kadının araba sürmesine biz İslam'ın edep ve adabını uygun görmüyoruz yani. İster milletin hoşuna gitsin, ister gitmesin arkadaş. Milletin hoşuna gidecek şekilde konuşma derdine düşüyorsak o zaman bizde de münafıklık var demektir yani. Allah muhafaza buyursun. İslam'ın edep ve adabı budur. Kocası varsa kocası sürsün. Kocası şehir dışında, uzakta, gelemiyor ihtiyacı için kadının otobüslere binmesindense var ise imkanları kendi arabasıyla işini, ihtiyacını görmesi daha uygun gözüküyor yani.